Herkese merhaba arkadaşlar. Görüntülerin ışık ayarlarının hızlı bir şekilde düzenleyebileceğiniz bir programdan bahsetmeye çalışacağım. Bir fotoğrafı 2 saniyede siyah beyaz yapabilirsiniz. JPEG View diye bir program arkadaşlar. 2,6 MB yani 3 MB'lik bir boyuta sahip ufak kurulum da gerekmiyor. Ücretsiz taşınabilir olarak da kullanabileceğiniz bir program. Hemen kısa yoluna tıkladığımızda indirme yerini size daha sonrasında videonun sonuna doğru göstereceğim arkadaşlar. Kısa yolunu çalıştırdıktan sonra karşımıza bir panel açılıyor. Buradan görüntünün yolunu bulup açabilirsiniz arkadaşlar. Şurada herhangi bir görüntüyü ben seçeyim ve açayım. Açtıktan sonra alttaki panel zaten direkt olarak mouse'umuzu indirdiğimizde çıkıyor. Buradan ışık oynamalarını rahatlıkla yapabilirsiniz. Siyah beyazı demiştik. Hemen ilk baş onu göstereyim. Onu sormuşlardı bana. Şurada arkadaşlar saturation ayarı var. Onu en dibe çektiğiniz zaten fotoğraflarınız siyah beyaz olur. Yani dediğim gibi 2 saniyede programı açtıktan sonra onu bir alçayla çekmekle fotoğrafı çok kolaylıkla siyah beyaz yapabilirsiniz. Diyelim ki ışıklarınla oynadınız ama beğenmediniz. İyice ortalık karıştı. En başa almak istiyorsunuz ayarları. Bunun için de arkadaşlar kontrol artı R yaptığınızda fotoğraf ilk açılmış haline gelecektir. Buradan zıtlık ayarlarını yapabilirsiniz fotoğrafın. Parlaklık ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ayrıca RGB ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Fotoğrafta yani red, gram, blue ayarlarını da düşürebilir ya da fazlalaştırabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık mesela red'i biz fazla verdiğimizde aslan arkadaşımız sanki CR'a döndü gibi. Her neyse arkadaşlar. Şimdi fotoğrafı başa almanın kısa yolunu göstermiştik. Ctrl R. Bunu yine sağ tuşta da yapabilirsiniz. Buradan reload image dediğinizde fotoğraf eski haline gelecektir. Gölgeleriyle de oynama şansımız var bu programda arkadaşlar. Şurada tıkladığımızda bütün hepsi aktif hale gelecektir. Gölgeleri hafifletmek için arkadaşlar en üstteki konsolları buradan gölgeleri hafifletebiliriz arkadaşlar. Burada koyu vurgular ikinci olarak da bunları yükseltebilir, aşaltabiliriz. Tabii o resimden resime değişebilir. Bunda koyu vurgular biraz daha az olduğunda bunu yükseltmekle veya alçaltmakla çok fazla bir şey resimde belli olmuyor. Sadece arka planda birazcık şurada bir ışık olayında bir değişme oluyor. Ayrıyeten derin gölgeleri de arkadaşlar buradan ayarlayabiliyoruz. Sonrasında renk düzeltmeleri ve zıtlık düzeltmelerini de buradan rahatlıkla yapabiliyoruz. Color Correction ve Contrast Correction'dan arkadaşlar yine kutucuğa tıkladıktan sonra aktif hale geliyor. Oynamaları yapabilirsiniz. Keskinlik de hemen yanında. Burada keskinliği de arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Keskinlik maskesi oluşturma izni de veriyor. Tabi bu çok profesyonel bir şey değil. Yani bu keskinlik maskesi oluşturma resmin belli bir bölgesine keskinliği arttırabilirsiniz diyor. Ama şöyle belli bir bölgeyi aldıktan sonra yükseltelim şurada. Bir ayar yapalım şöyle. Mesela biz bu bölgeyi aldık. Kabul edelim. Diğer bölgelerde bu keskinlik sıçraması biraz olabiliyor. Şu aşağı kısımlara. Ama yine de o seçtiğimiz bölgeyi daha fazlasıyla keskinleştirmiş oluyor. Resme sağ tıkladığımızda biz şunu yine bir normal haline alalım. Farklı bir resim açmak için Open Image diyebiliriz. Ve otomatik olarak bu resmi tabii kaydetmiyor. Resmi düzenlediğiniz resmi de arkadaşlar buradan Ctrl-S kısa yolundan da kaydedebilirsiniz veya buradan Save Preset Image'den de kaydedebilirsiniz. Fotoğrafı çevirme özelliği de var. Bu da direkt olarak hızlı bir şekilde yapması güzel bir şey. Bazı programlarda inanın çok basit şeyler çok karmaşık olabiliyor. Yani bir fotoğraf programı açıyorsunuz üst düzey profesyonel bir çevireyim diyorsunuz. Tam şey yapmak için çevirme insanı sıkıntıya sokuyor. Tabii benim bu çevremden duyduğum şeyler. Onun için de bunu bir hemen değineyim dedim. Resmi çevirmek için de burada arkadaşlar kayıpsız çevirme var. Buna gelip aynı yönünde ister dikey ister yatay ya da 90 derece. -90 derece saat yönünün tersi oluyor arkadaşlar ya da işte 180 derece çevirebiliyorsunuz. Bunu yaptığımızda kayıpsız olarak dikey olaraktan bakın aynı yönünde çevir dediğimizde fotoğrafımızı da çevirmiş oldu. Şimdi ise arkadaşlar perspektif açıdan da fotoğrafla çok kolaylıkla oynayabiliyoruz. Yine altta burada bakın bir konsol var arkadaşlar. Burada ister ileri al ister geri al fotoğrafın tabii aynı klasör üzeri içindeki fotoğraflarda bir sonraki fotoğrafa geçebiliyorsunuz. Bir önceki fotoğrafa geçebiliyorsunuz. Burada hemen şuna tıkladığınızda perspektif açıklamda fotoğrafla oynayabiliyorsunuz. Tabi şurada bunun ayarları da var. Bu hepsi açık olduğunda sadece bakın aşağı yukarı yapıyor. Sağa sola yapmıyor. Yani kilitlenmiş durumda oluyor. Bunu AR yazan yere tıkladığınızda sağa sola da biraz daha yamultabiliyorsunuz arkadaşlar. Oynamayı ona göre yapabiliyorsunuz. Kareleri de çıkardığımızda daha da bir kilitlenme gidiyor. Bunu reset diyelim. Normal haline alalım. İndirme yeri de çok
basit hemen bir tarayıcıya JPEG View yazdığımızda SourceForge.net'ten indirebilirsiniz bunu. Ücretsiz sayfasına gidip burada zaten download kısmı var. Download ettikten sonra arkadaşlar şuraya ben şey yapmıştım, indirmiştim. Bu şekilde iniyor. Normal klasörü 2.6 MB. Tabii bunu çıkartınca içinden ben bile bile bir klasörün içinde çıkartıyorum. Birazcık yani 4-5 tane dosya birden çıkardığı için ister 32 bit, ister 64 bit hangisini kullanmak istiyorsanız ikisi de tabii kalabilir. Açtıktan sonra dediğim gibi ben bu kurulum gerektirmiyordu. Buradaki exe dosyasını sağ tıklayıp masa üstüne gönder dediğinizde arkadaşlar oradan kısa yol oluşturup direkt programa ulaşabilirsiniz. Bu programın dosyasını da ister program faili'se atabilirsiniz, isterseniz başka bir yere atabilirsiniz şu kullanacağınız dosyayı. Onun haricinde dediğim gibi flash'a da yükleyebilirsiniz. Oradan da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zaman söylüyorum. Bilseniz arzunuz olursa, bildiğim bir şey varsa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Geç de olsa arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.